Saatlerimiz 16'yı gösteriyor. Habertürk'te HT360'tasınız efendim. Ben Dilek Gül. Bir saat boyunca dünyada yaşanan başlıklara beraber bakacağız. Ama gelin önce editörüm Mehmet İlkay Özer'le neyi manşete çekmişiz birlikte bakalım. Şimdi İsrail-Lübnan'da hatırlayacaksınız doğrudan BM barış gücü askerlerini hedef almaya başladı. Buna dair BM ya da Batı ülkeleri çıktılar ne dediler? Dediler ki bu bir savaş suçudur. Lütfen yapmayın, endişe duyuyoruz, kınıyoruz açıklamalarında bulundular. Ama Netanyahu konuştu. Dedi ki biz size çekilin dedik ama sizi doğrudan hedef almadık. Dolayısıyla bunun yansımasını yaşıyorsunuz. Devamında da Güney Lübnan'dan çekilmeleri için BM'yi tehdit etti. Peki Birleşik Milletler ve Batılı ülkeler İsrail'e neden tepki veremiyor diye bir soru var artık gündemde. Hatırlayacaksınız Macron NATO için ne demişti? Ukrayna-Rusya savaşına kadar NATO'nun beyin ölümü gerçekleşmiştir demişti. Şimdi biz aynı soruyu soruyoruz. Birleşmiş Milletler'in beyin ölümü mü gerçekleşti? İşte bu sorunun yanıtını HT360'da konuklarımla beraber değerlendireceğiz. Şimdi bir taraftan da dünyanın farklı noktalarında tatbikatlar yapılıyor. Biz dün bir tanesini verdik. Tayvan'daki tatbikatı verdik. Önemli. Bir yandan da biliyorsunuz NATO'nun Avrupa'daki tatbikatı var. Haliyle bu NATO tatbikatı Rusya ile gerilimi daha da arttırdı. Dediğim gibi Çin de komşusu Tayvan'ı kuşatarak yaptığı tatbikatla Pasifik'in suyunu iyice ısındırdı. Rusya ile ittifakını genişleten Çin'e Amerika Birleşik Devletleri'nin nasıl bir karşılık vereceği şimdi merakla bekleniyor. Ve bu tatbikatlar en önemlisi yeni bir dünya savaşının provası mı sorusunu sorduruyor. Bu yönde de açıklamalar var. Bunların detaylarına da yine HT360'da bakacağız efendim birlikte. O zaman ne diyoruz? Ben Dilek Gül, HT360 başlasın. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıyla başlayalım. Yeni açıklamalarda bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Filistin'in geleceği konferansında konuştu. İsrail'in saldırıları gündemindeydi. Şöyle söyledi. Ülkemize yaklaşan tehlikeye İsrail tehlikesi var. Her türlü tedbiri alıyoruz dedi. Birleşmiş Milletler'e de bir tepkisi vardı. Önemli bir ifade. Daha kendi personelini koruyamıyor dedi. Giderek şımaran, giderek azgınlaşan İsrail durdurulmadığı takdirde bu yayılmacılığın nereye uzanacağını tahmin edebiliyoruz. Ülkemize yaklaşan tehlikeyi göremeyen idrak yoksunu kimi şahsiyetler varsa da biz riski görüyor ve her türlü tedbiri alıyoruz. Lübnan geçici görev gücüne saldırısıyla İsrail, başta Güvenlik Konseyi olmak üzere Birleşmiş Milletler'e alenen meydan okumuştur. Bu hayratlıklara şimdiye kadar daimi üyelerden net bir tepki gelmemesi en az saldırılar kadar vahim bir durumdur. Soruyorum, kendi personelinin hakkını korumayan bir Birleşmiş Milletler başkalarının hakkını nasıl savunacak? Kafasında UN yazılı mavi kaskı olan askere uzanan elleri kıramayan Birleşmiş Milletler Gazzelilere, Lübnanlılara uzanan kirli elleri nasıl engelleyecek? Şu son dakikayı vermeden geçmeyelim efendim. Rojin'in cansız bedeni bulundu. Fotoğrafından da tanıyacaksınız. Günlerdir aranıyordu. Ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da bir açıklama yaptı. 27 Eylül 2024 Cuma günü Van'da KYK yurdundan ayrılan ve 18 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Rojin Kabayış kızımızın maalesef cansız bedeni ekiplerimiz tarafından Van Gölü Molla Kasım Köyü sahilinde bulundu. Rojin kızımıza Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum dedi. Rojin'in cansız bedeni bulundu efendim. 27 Eylül 2024 Cuma günü Van'da KYK yurdundan ayrılan ve 18 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Rojin Karabayış'ın
Maalesef cansız bedeni ekiplerimiz tarafından Van Gölü Molla Kasımköy sahilinde bulundu diye açıklama yaptı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından. Ve Rojin kızımıza Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum ifadelerinde bulundu Ali Yerlikaya. Evet, Rojin kaba işin cansız bedeni bulundu. Biliyorsunuz 18 gündür kayıptı. Ekipler arama çalışmalarını genç kızın başörtüsünün bulunduğu bölgede yoğunlaştırmıştı. Hassas burunlu köpeklerin de destek verdiği çalışmalardan şu ana kadar bir sonuç çıkmamıştı maalesef, ama İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın tweetiyle Rojin Kabayış'ın cansız bedeninin ekipler tarafından Van Gölü Molla Kasımköy sahilinde bulunduğu duyuruldu. Dediğim gibi 18 gündür kayıptı ve özellikle ekipler arama çalışmalarını Rojin'in başörtüsünün bulunduğu bölgede yoğunlaştırmıştı. 27 Eylül Cuma gününden, 2024 Cuma günü Van'da KYK yurdundan ayrıldı. Görüntüleri de basına yansımıştı ve 18 gündür de kayıptı Rojin. Ve maalesef çok üzücü bir haber, cansız bedenini buldu ekipler. Başörtüsünün kaybolduğu noktada ekiplerin çalışmaları vardı. Ve şimdi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından 27 Eylül 2024 Cuma günü Van'da KYK yurdundan ayrılan ve 18 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Rojin Kabayış kızımızın maalesef cansız bedeni ekiplerimiz tarafından Van Gölü Molla Kasımköy sahilinde bulundu. Rojin kızımıza Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum dedi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından efendim. Bu üzücü haberi de paylaşmış olduk, duyurmuş olduk. Peki, bakalım dünya gündemine devam edelim. İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları devam ediyor. Geride can kayıpları ve büyük bir yıkım var. Habertürk ekibinden Alihan Tok ve Onur Özel Beyrut'ta İsrail'in hedef aldığı noktalardan. Alihan'a dönelim şimdi. Evet, İsrail Lübnan'a saldırılarına devam ederken geride Gazze'ye benzeyen bir Beyrut bırakıyor. Şu anda biz Beyrut'un merkezindeyiz. Burası El Basra mahallesi, aslında Beyrut'un kalbi. Dahiye değil, Karateharek bölgesi değil, Beyrut'un kalbi. Ve burada İsrail birkaç gün önce bir hava saldırısı düzenledi. Hemen arkamda enkazını görebilirsiniz. Bakın burada 3 bina vardı. O 3 binanın tamamı yıkıldı. Aslında biraz da boş binalardı. Orada Refik Safa'yı, Hizbullah yöneticisini hedef almıştı İsrail. Ve bu saldırıda 22 kişi hayatını kaybetti, 117 kişi yaralandı. Hayatını kaybedenlerin çoğu da sivil, Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığına göre. İşte gördüğünüz gibi geride kalan bir enkaz var burada. Onur Özel sizlere göstersin. Ve bu enkazı şimdi Beyrutlular kaldırmaya çalışıyorlar. Sadece burası değil, aynı zamanda Dahiye bölgesi de bu şekilde enkazla dolmaya devam ediyor. Ancak Beyrutlularda da mücadele devam ediyor. Yine Hizbullah kanadında mücadele devam ediyor. Bakın enkazın içerisinden bir Hasan Nasrallah'ın kitabı çıkmış. Onu da böyle enkazın üstüne koymuşlar. Ve bu şekilde aslında mücadeleye devam ettiklerini söylüyorlar. Nitekim burada İsrail medyasına yansıyan haberlere göre de zaten Hizbullah'ın aslında tekrar güç topladığı ve bu saldırılara devam ettiğini söylüyorlar, devam edeceğini söylüyorlar. Bakın araçlar burada hasar görmüş. Aslında Beyrut'ta bu noktalardan geçerken araçlar, siviller, yoldan yürüyen vatandaşlar hepsi tehlike altında. Şimdi burada Beyrut içerisinde devam ediyor. Bakın hemen içeri girelim sizleri. Burada birçok bina boşaltıldı zaten. Burada çevrede yaşayan Lübnanlılar, Beyrutlar bu bölgeyi tamamen boşalttılar. Çünkü büyük bir yıkım yaşanmış. Gördüğünüz gibi bu hava saldırısında büyük bir yıkım yaşandı. Nitekim zaten sadece burada değil, Lübnan'ın güneyinde bu karşılıklı çatışmalar, saldırılar devam ediyor. Nitekim bu sabah yine Lübnan'ın güneyinde Hizbullah ve İsrail ordusu tarafından silahlı çatışma gerçekleşti. Hizbullah da karşılık olarak Hayfa'ya bir füze saldırısı düzenledi.
bu saldırılar karşılıklı olarak devam ediyor. Beyrut'un merkezine de sıçradı artık. Sadece Dahiye bölgesiyle sınırlı değil. Artık burada Beyrut'un merkezinde de tehlike çok büyük. Lübnanlılar zaten geceyi dışarıda geçiriyorlar. Bir sessizlik, bir korku hakim şu anda Beyrut'ta. Gördüğünüz gibi bu manzaraları artık ne yazık ki Gazze'de gördüğümüz bu manzaraları Beyrut'ta da görmeye başladık. Bizler burada Beyrut'ta bu saldırıları an be an takip edip size aktarmayı sürdüreceğiz. Peki. Şimdi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Mevkidaşı ile bir araya geldi. Ankara'daydı görüşme ve Lübnan'dan Türk vatandaşlarının tahliyesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Başvuran tüm vatandaşlarımızı tahliye ettik dedi. Aynı zamanda İsrail'in uluslararası barış ve güvenliğe yönelik başlıca tehdit haline geldiğini de söyledi Hakan Fidan. Şu ana kadar başvuruda bulunmuş bütün vatandaşlarımızı tahliye ettik. 1000'e yakın vatandaşımızı 2 askeri gemimizle tahliye etmeyi başardık. Türk vatandaşlarının Lübnan'dan tahliyesine yönelik bilgi verdi. Başvuranların tamamının tahliye edildiğini açıkladı. Gerekirse tekrarı olur dedi. Lübnan'da bulunan vatandaşlarımızdan tahliye olmak isteyenleri teker teker tespit ederken hangi düzende tahliye edilebileceğine ilişkin çalışmaları da ilgili kurumlarımıza yaptık. Başta Milli Savunma Bakanlığımız, Deniz Kuvvetlerimiz olmak üzere AFAD, İçişleri Bakanlığımız ve diğer unsurlarımızla gece gündüz çalıştık. 1000'e yakın vatandaşımızı Lübnan'dan 2 askeri gemimizle tahliye etmeyi başardık. Türkiye bunu yapan tek ülke oldu. Gerekmesi durumunda tekrar neler yapılabilir? Buna ilişkin çalışmalarımız devam ediyor. Ayrıca şu anda Beyrut Havalimanı açık. Fakat savaş durumundan dolayı birçok hava yolu oraya uçmuyor. Dolayısıyla charter planlaması yapılması gerekiyor. Bunun da hazırlıkları bakanlığımız tarafından yapıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdünlü mevkidaşı Eymen Es-Safedi ile ortak basın toplantısında konuştu. İsrail'in iki devletli çözümü engellemeyi amaçladığının açık olduğunu söyledi. Bugün İsrail uluslararası barış ve güvenliğe yönelik başlıca tehdit haline gelmiştir. Lübnan'da son günlerde yaşanan gelişmeler maalesef öngörülerimizi haklı çıkardı. Gerilimin düşülmesinin yegane yolu Gazze'de bir an evvel kalıcı ateşkesin sağlanmasıdır. Silahların bir an önce susması, Gazze'nin yeniden inşası ve adil ve kalıcı bir barışın tesisi için çalışmalıyız. Ürdünlü bakan da İsrail'in saldırılarına tepki gösterdi. Uluslararası toplum İsrail'in saldırganlığını durdurmada aciz kalıyor. İsrail bölgedeki barışın sağlanmasını engelliyor. Bütün dünyaya çağrımız sorumluluklarını yerine getirmesidir. Peki tüm Türkiye'nin kilitlendiği Rojin'in arama kurtarma çalışmalarıydı. Hatırlayacaksınız, maalesef cansız bedenine ulaşıldı. Bir telefon hattımda Gülay Kuyucu var, DEHA muhabiri. Gülay'a soralım. Gülay, çalışmalarla alakalı ve son durumla alakalı bize ne aktarırsın? Alo. Duyabiliyor musun Gülay beni? Yayındasın şu anda. Çalışmalarla evet. Ve gelinen aşamayla alakalı aktaracaklarını dinliyoruz. Rojin Kabayeş günlerdir aranıyordu. Bugün de arama çalışmalarının 18. günündeydik. Ve bugün öğleden sonra bir ihbar yapıldı ve tüm ekipler ihbarın yapıldığı Mola Kasım sahiline doğru yola çıktı. Yapılan ihbarda cansız bir kadın bedenine, cesedine aitti. Ve ekiplerin yaptığı incelemede o cesedin Rojin Kabayeş'e ait olduğu belirtildi, öğrenildi ve bununla ilgili de İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'da bir tweet attı. Rojin Kabayeş'in cesedi bugün Mola Kasım sahilinde ortaya çıktı. Gülay, ben şunu merak ediyorum. Bilmeyen biri olarak soruyorum, izleyicilerimiz de daha iyi anlasın diye. Şimdi KYK yurdundan ayrıldı ve 18 gündür kendisinden haber yoktu. Bulunduğu yerin mesafesi, uzaklığı, bunları da merak ediyorum. Aktarabilir misin acaba, ne durumda? Yaklaşık Rojin'in kaybolduğu yere yaklaşık bir 24 kilometre diyebilirim. Burası sahilin hemen devamı. Yani o Rojin'in kaybolduğu sahilin devamında Mola Kasım sahilinde bulunduğu Rojin Kabayeş'in cesedi. Peki burası yani böyle işletmelerin olduğu yoksa sessiz tenha bir yer mi? Onu da sormak isterim. Bizim şu anda bulunduğumuz yer yani Mola Kasım sahili genelde yazlıkları bir yer. Yani tatilcilerin daha çok tercih ettiği. Kıtın konaklamanın olmadığı, yazın özellikle daha çok
kalabalığın olduğu bir yer, yani yazlıkların olduğu bir yer Muğla Kasım sahili. Ama... Ve üniversite kampüsüne yaklaşık 24 kilometre uzaklıkta, ama o kampüsün devamında diyebiliriz. Peki şunu merak ediyorum, yani öğrencilerin gidip böyle hani keyifli oturduğu ya da işte vakit geçirdiği bir alan mı burası? Hayır, öğrencilerin genelde burayı tercih etmiyorlar. Çünkü burası üniversite sahiline uzak ve aracınızın olması gerekiyor buraya gelmeniz için. Aracınızın olması lazım. Evet. Şunu merak ediyorum Gülay. 18 gündür arama kurtarma çalışmaları vardı. Sen yakından takip ettin. Evet. Ne üzerinden nasıl bir yoğunluk orada sağlandı? Yani nasıl yürütüldü bu arama kurtarma çalışmaları? Arama çalışmaları özellikle Rojin Kabayes'in kaybolduğu yerde devam ediyordu ve o kaybolduğu yerin mesela 100. Üniversitesi kampüsünde kaybolmuştu ve onun yanındaki Bardakçı Mahallesi'nde arama çalışmaları yoğunlaşmıştı ve en son 10 Ekim'de Rojin Kabayes'in başörtüsü Bardakçı Mahallesi'nin sahilinde bulunmuştu ve çalışmalar o mevkide yürütülüyordu. Ama bugün Muğla Kasım sahilinde çıktı Rojin Kabayes'in cesedi. Günay, biliyorum alana doğru, olay yerine doğru gidiyorsun ama şu soruyu da sormak isterim. Şimdi ifadeler var mı? Mesela tanıklar vesaire, bunların açıklamaları, ifadelerine dair, Rojin'in kaybolmasına dair ifadeler var mı aktarabileceğin? Şimdi arama çalışmaları sürerken bir yandan da soruşturma devam ediyordu. Hem Diyarbakır'da hem Van'da arkadaşları, yakınları, akrabaları, sınıf arkadaşları, tüm tanıdıkların ifadeleri alınmıştı aslında. Ve giriş çıkış yapan tüm araçlar incelenmeye alınmıştı o tarihten itibaren. Fakat bugüne kadar herhangi bir ize ulaşılmamıştı. Sadece Rojin'in cep telefonu ve Rojin'e ait başörtüsü 10 Ekim'de Bardakçı Mahallesi sahilinde bulunmuştu. İşte bugün o ihbarın yapılmasının ardından ekipler Muğla Kasım sahiline doğru geldi ve işte Rojin Kabayes'in cesedi bu Muğla Kasım sahilinde bulundu. Peki, çok teşekkür ederim. Gülay Kuyucu Deha muhabirinden aldık efendim. Rojin'in cansız bedeni bulundu maalesef ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından bir duyuru yaptı. Başsağlığı diledi aileye. Aynı zamanda da 18 gündür kayıp olduğunu söyledi. Ve Van Gölü Molla Kasımköy sahilinde Gülay'ın da aktardığı gibi Rojin'in maalesef cansız bedeni bulundu. Peki. Dünyaya bakmaya devam edelim. İsrail saldırılarının ardından Beyrut'a giden ve Mossad ajanı olduğu iddia edilen bir isim vardı. Kimdi o? İran Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kani. Nerede sorusu soruluyordu. Günler sonra ortaya çıktı. Nerede ortaya çıktı peki? Kudüs Gücü Komutanı Abbas Nifruşan'ın cenazesine katıldı. Ve Kani'nin bu cenaze görüntüleri İran Devlet Televizyonu'nda yayınlandı. Kalp krizi geçirdiği söylendi. Mossad ajanı olduğu iddia edildi. Hakkında çeşitli spekülasyonlar olan İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kani günler sonra Tahran'da görüntülendi. Kani, İsrail'in 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği saldırıda öldürülen Kudüs Gücü Komutanı Abbas Nilfuruşan'ın cenazesine katıldı. Kani'nin törendeki görüntüleri İran Devlet Televizyonu'nda yayınlandı. Günler sonra görüntülenen Kani hakkında bugüne dek çeşitli iddialar öne sürülmüş. Bir iddiaya göre Kani, İsrail bombardımanında öldürülmüştü. Ancak gündeme bomba gibi düşen asıl iddia, Kani'nin ihanet suçlamasıyla Tahran'da gözetim altına alınması oldu. İddiaya göre Hizbullah lideri Nasrallah'ı ele veren kişi Kani'ydi. Sky News, Kani'nin Tahran'daki sorgulama sırasında kalp krizi geçirdiğini iddia etmişti. 1997'de devrim muhafızları Kudüs gücünün komutan yardımcısı olan Kani, 2020 yılında dönemin Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın emriyle Bağdat Uluslararası Havalimanı yakınında öldürülen Kasım Süleymani'nin yerine geçmişti. Milli İstihbarat Teşkilatı önemli bir operasyona imza attı. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik eylemler düzenleyen El-Kaide üyesi Ahmet Baykara bir Afrika ülkesinde yakalandı. Adım adım takip yapıldı. Takip edildiğini anlayınca bir Afrika ülkesine kaçtı.
Milli İstihbarat Teşkilatı, terör örgütü El-Kaide üyesi Ahmet Baykara'yı düzenlediği operasyonla ülkede yakaladı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre MIT, yaptığı istihbari çalışmalar neticesinde El-Kaide üyesi Baykara'nın Suriye İdlib'de bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri üst bölgeleri ve bir konvoyuna düzenlenen eylemler içerisinde yer aldığını tespit etti. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik birçok eylem planlandığı da ortaya çıkarıldı. El-Kaide terör örgütü üyesi Baykara, Türkiye ve Suriye'de El-Kaide adına birçok faaliyet yürüttü. 2014-2019 yılları arasında Suriye'de El-Kaide ve çeşitli grupların bünyesinde yer aldı. Suriye'de yerel polis karakollarına yönelik 5 saldırı ve Suriye Taka şehrinde de 3 bombalı saldırı düzenledi. Türkiye'de hassas noktalara ilişkin eylemler planladı. Terörist Ahmet Baykara, Türkiye'nin kendisini takip ettiğini anlaması üzerine Afrika'ya kaçtı. MIT'in yaptığı istihbarat ve risk analizleri neticesinde bir Afrika ülkesinde yakalandı. El-Kaide üyesi Ahmet Baykara ifadesinde sınır ötesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik yaptığı eylemleri itiraf etti. Ayrıca Türkiye'de bulunan birçok hassas noktaya planladığı eylemleri ve birlikte hareket ettiği şahısların kim olduğunu da söyledi. Dünyanın farklı noktalarında tatbikatlar düzenleniyor ve bu tatbikatlar küresel çapta gerilimi iyiden iyiye arttırıyor. Haliyle günün sonunda şöyle istemediğimiz bir soru karşımıza çıkıyor. Dünya savaşı provası mı yapılıyor? Bize bu soruyu sorduran birkaç tatbikat var. Onlara bir bakmak istedik. Çin önceki gün Tayvan'ın etrafını kuşatan kapsamlı bir askeri tatbikat yaptı. Üstelik o görüntüleri de paylaştı. Önemliydi. Çin ordusunun kara, hava, deniz ve roket kuvvetlerinden birlikler bu tatbikata katıldı. Çin ordu sözcüsü günün sonunda çıktı, şöyle söyledi. Dedi ki tatbikatımız Tayvan'ın bağımsızlığını savunan unsurlara karşı güçlü bir caydırıcı olacak dedi. Yine Tayvan'da savaş uçaklarını harekete geçirdi ve devriye uçuşları da başlattı. Amerika Birleşik Devletleri ciddi endişe duyduğunu söyledi. Japonya'da Tayvan'ın yanındayız açıklaması yaptı. Bu ilk baktığımız tatbikat. Tabii Çin'in bu hamlesinin yanında NATO'da tatbikatta yıllık nükleer tatbikatı Steadfast No'nun başlatıldığını söyleyelim. Üstelik Belçika ve Hollanda'nın sahipliğinde yapılıyor. Tatbikatı Amerika Birleşik Devletleri'nin nükleer füze taşıyabilen savaş uçaklarının da katıldığı belirtiliyor. NATO Genel Sekreteri de benzer bir açıklama yaptığı Çin'le aslında benziyor diyoruz. Bu tatbikat müttefiklerimizin düşmanlarına net bir mesaj gönderiyor dedi. Öte yandan düşman kardeşler Kuzey Kore ve Güney Kore arasındaki gerilim de artmaya başladı. Peki burada ne oluyor? Kuzey Kore sınırındaki topçu birliklerine güneyden gelecek İHA'lara ateş emri verdi. Yine Kuzey Kore'nin iki ülke arasında bağlantı kuran yolları da havaya uçurduğunu duyuruldu ve buna yönelik bir açıklama da yapıldı. İşte tüm bu tatbikatlar dünyada yeni bir savaş provası mı yapılıyor sorusunu gündeme taşıdı. Biz bu soruyu soralım o zaman. Konuğum olacak HT360'da Ali Burak Darıcalı. Tam da konuğumu, evet, gördüm şimdi. Hocam hoş geldiniz HT360'a, selamlar. Sizinle bu konuyu konuşmak çok keyifli. Öncelikle onu söyleyeyim. Teşekkür ederim. Tam böyle işin uzmanı karşımda. Şimdi NATO Avrupa'da, Çin Tayvan'da, Kuzey Kore ise Güney Kore sınırında tatbikatta. Ben önce NATO ile başlamak istiyorum. NATO'nun tatbikatı her ne kadar adı caydırıcılık da olsa sonuçta nükleerle ilgili bir prova mı, onu sormak istiyorum. Bir de tabii olağan tatbikat deniliyor buna elbette ama Rusya'dan gelen tepkiler var. Dolayısıyla ne kadar olağan olduğunu da sorayım. Şimdi Dilek Hanım, devletler veya böyle NATO gibi kolektif güvenlik örgütleri tatbikatlar gerçekleştirirler. Bu tatbikatlar gerçekten askeri bir hareketlilik, operasyon veya çatışma hali olduğunda birliklerinin koordinasyonu, hareket tarzı, planlamaların uygulanışı ile ilgili olarak bir pratiklik kazanmasını, bir beceri kazanmasını, bir meleke kazanmasını hedefler. Bu bir ama nedenlerden birisidir. Bir diğer neden ise caydırıcılıktır. Evet. Yani hedef ülkeye yönelik olarak imkan ve kabiliyetin gösterilmesi için bir psikolojik etkinin yaratılmasıdır. Yani bu tatbikatların
en önemli günümüz şu anda yapılan gelenekselin haricinde olağan rutinin dışındaki tatbikatların en önemli fonksiyonu veya olağandan daha fazla geniş çaplı yapılmasının en önemli fonksiyonu caydırıcılık. Malum Ukrayna-Rusya Savaşı ile ilgili olarak Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'nin öncülüğünde NATO ile Rusya Federasyonu arasında bir gerginlik var. Konvansiyonel açıdan Ukrayna harekatı sırasında ciddi derecede zorlanan bir Rusya Federasyonu var ama Rusya Federasyonu çok önemli küresel bir nükleer güç olduğu için Devlet Başkanı Putin de zaten her seferinde ve diğer yetkililer bunu öne süren açıklamalar yaptıkları için caydırıcılığı ortaya koymak için kendilerinin bir nükleer kapasiteye sahip olduklarını Batı'ya her zaman hatırlatmak için bunun açıklamaları yapıyor. Sizlerle de konuştuk. NATO'nun da bu konuda bir hazırlığının olduğu, bir savunmasının olduğunu buna Rusya'ya verilmiş cevaplardan bir tanesi olarak düşünebilirsiniz. Yani bu caydırıcılığın sağlanması için. Caydırıcılık yani siz bana yapılan bir saldırının mutlaka size misliyle bedelini ödetirim düşüncesinin karşı tarafta uyandırılması psikolojik olarak. Bu aynı bir insanın günlük hayatında olduğu gibi. Bir devlet de aynısını, o dolayısıyla karşı hedef ülkeyle ilgili olarak, hasım ülkeyle ilgili olarak aynı mesajı vermek ister. Dolayısıyla bu da bir nevi aslında teorik olarak bakarsanız da güvenliği tesis eden ve çatışmayı engelleyen bir metottur devletler arası ilişkilerde. Şimdi bir de Çin'e bakmak istiyorum. Çin sıcak bölge biliyorsunuz. Rusya evet. Ve Çin'in Eylül'de Japon denizinde 6 gün süren bir tatbikatı vardı. Bunun ardından Çin şimdi Tayvan'ın etrafını kuşatan kapsamlı askeri bir tatbikata başladı. Sorunlu bölge, hatta savaş çıkacak denilen bölgeydi Gazze'ye kadar. Merak ediyorum, bu bir işgale sonrasında savaşa dönüşür mü? Amerika Birleşik Devletleri ve NATO buradaki bu tatbikata, bu sınırda izin verir mi olana bitene? Her ne kadar Japonya Tayvan'ın yanındayız dedi ama nasıl gider burası? Tabii bu Çin'in yükselişi hem ekonomik olarak hem küresel bir güç olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin dünyadaki hegemonyasını ciddi derecede sarsıntıya uğratan çok önemli gelişmelerden bir tanesi. Amerika Birleşik Devletleri birçok güvenlik belgesinde ve istihbarat raporunda Çin'i bir numaralı hedef ülke olarak kabul ediyor. Çin'in bu yükselişi hem ekonomik olarak hem askeri kapasite olarak muazzam bir askeri güce sahip ama Çin'in şöyle bir durumu da söz konusu. Amerika Birleşik Devletleri'nden farklı olarak bu askeri gücünü hiçbir zaman bugüne kadar pratik olarak sahada ne kadar güçlü olduğunu veya ne kadar etki yaratabileceğini biz bugüne kadar görmedik. Evet, çok büyük bir silahlı güce sahip, nükleer güce sahip ama bunun savaş sahasında nasıl bir güç ortaya koyacağını veya nasıl bir politika yaratıcı bir faktör olabileceğini biz bugüne kadar test etmedik. Test etmeyelim de tabii, dünya barışı açısından bunu da tabii isteriz de ama. Şimdi Tayvan meselesi çok önemli bir sorun. Yani Amerika ile Çin arasındaki rekabetin en somut örneklerinden bir tanesi. Aslında bu o rekabetten bağımsız değil. Onun sembollerinden bir tanesi. Buranın bağımsızlığını hiçbir zaman kabul etmeyen bir Çin var. Küçücük bir ada, Çin tarafından çok rahatlıkla yutulabilir. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nin Tayvan'a çok büyük desteği var ve birçok belgesinde Tayvan'a yönelik bir askeri harekata bütün imkan ve kabiliyetiyle karşı koyacağını ve yardımcı olacağını, belki sıcak çatışmaya girmeyi tercih eder mi, o noktalara gelir mi bilmiyorum dünya ama şu noktada zaten Tayvan ordusunun, Tayvan'ın savunma yapısı tamamen Amerika Birleşik Devletleri tarafından yönetilen, kurulan bu savunma planları hepsi Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlı. Bu tatbikatlar yeni değil, çok defalarca yapılmış tatbikatlar. Zaten Amerika Birleşik Devletleri'nde konuyla ilgili uzmanlar Ukrayna-Rusya savaşında eğer biz Rusya'ya karşı koymazsak ve Ukrayna'nın yutulmasına izin verirsek bu Çin için de bir örnek olacaktır. Çin de aynısını Tayvan'a yapacaktır. Hani aslında Ukrayna-Rusya savaşındaki Amerika'nın pozisyonu Uzak Asya'daki Çin ve ABD gerginliğinden de bağımsız değil. Hani Çin Ukrayna-Rusya savaşındaki sınamayı, çatışmanın sürecini aslında Tayvan meselesiyle ilgili olarak kendisinin de ne ile karşılaşabileceğine dair bir örnek olarak görüyor. Bu konudaki gerginlik devam ediyor. Bu tatbikat bu maksatta düşünülebilir. Şimdi hocam vaktim kalmadı ama bu soruyu sormak istiyorum. Güney Kore ile Kuzey Kore arasındaki bu gerginlik artık gerçekten gerginliğin ötesine geçecek boyutta mı? İHA'lara ateş emri verilmesi. Bir de tabii o bağlantı kuran yolları da havaya uçurdu Kuzey Kore. Dolayısıyla bu gerilim nereye varır? Buraya da kısa bir değerlendirme alayım lütfen. Yani şimdi burada da
Kuzey Kore'nin pozisyonu Çin-ABD gerginliğinden bağımsız değil. Kuzey Kore'nin tüm ekonomisi, silah kapasitesi vesaire belli dönemlerde Rusya'yla da ve eskiden Sovyetler Birliği'yle de ilişkilerden bu şekilde savunma kapasitesini arttırmış bir Kuzey Kore olmasına rağmen ağırlıklı olarak hemen hemen hatta Çin'e bağımlı, Çin tarafından sağlanan bir teknoloji. Başındaki liderin pozisyonu da belli. Yani hem magazinsel bir figür gibi de aslında aynı zamanda yaptığı ettiği son derece magazin vari olaylarla çeşitli işte esprilerle vesaireyle karşılaşan. Dolayısıyla hani bu açıdan tabii belki bir magazin figürü gibi, bir televizyon figürü gibi olarak görülüyor ama rasyonel bir aktör olmadığı da bir gerçeklik. Yani böyle bir şey yapmayacağını bilemiyoruz. Bize kim garanti edebilir? Kimse garanti edemez. Evet. Ama bugüne kadar bu çatışma bu noktalara gelmedi. Umarım da gelmez. O da Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasındaki gerginlikten bağımsız değil. Burada Japonya'nın pozisyonu da aynı şekilde. Çok çok teşekkür ederim. Doçent Doktor Ali Bıraktarıcalı. HT360'a katkılarınızdan dolayı sağ olun. Şimdi İsrail Başbakanı Netanyahu, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'nü Lübnan'ın güneyinden çekilmesi için tehdit etti. Ama yayınladığı videoda Netanyahu'nun sözleri çok dikkat çekiyor. Biz kasıtlı saldırmadık diyor. Geçici olarak çatışma bölgesini terk edin dedik zaten. Ve bir kez daha şöyle dedi. Lübnan'ın her yerinde, Beyrut'ta dahil Hizbullah'a saldırmaya devam edeceğiz. Şunu açıkça belirtmek istiyorum. Lübnan'ın her yerinde, Beyrut'ta dahil Hizbullah'a saldırmaya devam edeceğiz. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Hayfa kentinin güneyinde İHA saldırısına hedef olan Golani Eğitim Üssü'nü ziyaret etti. İsrail ordusunun Lübnan'a saldırılarına devam edeceğini söyledi. Netanyahu, yayınladığı video mesajında ise Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nü Lübnan'ın güneyinden çekilmesi için tehdit etti. The charge that Israel deliberately attacked UNIFIL personnel. İsrail'in UNIFIL personeline kasıtlı olarak saldırdığı iddiası tamamen yanlıştır. Bunun tam tersi söz konusu. Onlardan defalarca çatışma bölgesini geçici olarak terk etmelerini istedik. İsrail, UNIFIL'le savaşmıyor. Lübnan halkıyla savaşmıyor. İran'ın vekili Hizbullah'la savaşıyor. Ancak Netanyahu'nun açıklaması karşılık bulmadı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeleri UNIFIL personeline ve tesislerine saygı duyulmasını talep ederek saldırılardan derin endişe duyduklarını belirtti. Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere'nin dışişleri bakanları da ortak bir açıklamayla kınadıkları bu saldırıların hemen durdurulması için çağrı yaptı. UNIFIL, 10 Ekim'de İsrail ordusunun bir gözlem kulesini hedef aldığını duyurmuştu. İsrail ordusu 13 Ekim'de ise UNIFIL tesislerine baskın düzenleyerek tesisin kapılarını tanklarla tahrip etmişti. Peki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeleri bu saldırıları durdurabiliyor mu? Hayır. Cumhurbaşkanı Erdoğan da biraz bundan bahsetti. Daha önceki yapmış olduğu ifadesinde bir bakalım ne söylemiş. Kendi personellerini dahi koruyamayan bir Birleşmiş Milletler görüntüsü uluslararası sistem adına utanç ve kaygı vericidir dedi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tüm bu haydutlukları tribünden sadece seyrediyor. Bununla da acizliktir. İsrail saldırganlığına teslim olmaktır ifadelerinde bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Peki konuşalım. Netanyahu biz size çekilin dedik ama siz oradaydınız dedi. Dolayısıyla Lübnan'a yönelik saldırılarımız da devam edecek ifadesinde bulundu. Hasan Ünal benimle beraber olacak. Aynı zamanda da Ragıp Kutay Karaca. Efendim hoş geldiniz HT360'a, selamlar. Selamlar. Teşekkürler. Çok teşekkürler. İyi yayınlar. Çok sağ olun hocam. Ragıp Hoca'ya da selamlar. Sağ olun. Hasan Hocam selamlar. Şimdi Hasan Hocam size sormak istiyorum. Barış Gücü personeline yönelik saldırılar daha önce açıklamalarda şöyle söylenildi. Savaş suçu teşkil edebilir. BM İsrail'e karşı neden işlevsiz? Bunun cevabı çok açık. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden İsrail'e yönelik yaptırım kararları çıkması lazım ama bunun mümkün olmadığını hepimiz biliyoruz. Yani özellikle 3 daimi üye Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Fransa İsrail'e karşı herhangi bir yaptırım içeren karara imza atmıyor. Kararın alınmasını engelliyor. Bu bugüne kadar yani dünden bugüne bir olay değil. Aynı şeyleri Gazze'de de yaşadık. Mesela Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Zecri Tedbirler Bölümüne dayanan Birleşmiş Milletler Şartı'nın 7. bölümü çerçevesinde diyelim ki Gazze'de bir ateşkes sağlanması için karar alamıyor.
Yani böyle bir karara diyelim ki Ruslar ve Çinliler muhtemelen memnuniyetle onay verirler. Ama Batılıların böyle bir kararın alınmasına itiraz edecekleri çok açık. Zaten Güvenlik Konseyi'nde sistem yani diplomatlar özellikle Birleşmiş Milletler'de çalışmış olanlar daha iyi bilir. Orada bir konsensüs çıkacağı ihtimali varsa ancak böyle bir süreç başlatırlar. Veya alevlere oynamak için herkes kendi tarafına ben böyle bir karar getirdim taslak olarak ama diğerleri veto etti ne yapayım falan demek için. Ama İsrail bu konuda tamamen şeyden rahatlıkla hareket edebiliyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterini tehdit ediyorlar adamlar yani bu konuda. Oysa Genel Sekreterin oradaki barış gücünü kendi başına çekme hakkı yok. Ancak Güvenlik Konseyi'ne götürebilir. Güvenlik Konseyi'nde böyle bir çalışması söz konusu değil. Ama asıl mesele şu, İsrail Hizbullah'a karşı başlattığını ilan ettiği kara savaşında kelimenin tam anlamıyla başarısız. Batağa saplanmış durumda. Çok sayıda kayıp veriyor. Bu arada Hizbullah çok etkili füze atışlarıyla İsrail'in sivil yerleşim yerlerini de vurmaya başladı. Çünkü İsrail sivil, bilmem militan, şu bu ayrımı yapmaksızın her tarafı ağır şekilde bombalayan bir ülke. Ve defalarca uyardılar. Sonra da işte başta Hayfa ve kuzey bölgeleri olmak üzere her taraf vuruyorlar. Zaman zaman da Tel Aviv vuruyorlar. Ve muhtemelen bu İsrail'in sivil yerleşim bölgelerini vurması Hizbullah'ın artarak devam edecek gibi geliyor. Evet. Ragıp Hocam sizi hasta hasta almışız gibi bir his var içimde ama çok geçmiş olsun ya, diyorum şimdiden. Evet alerji peki. Dönemi ve bu biraz sıkıntı. Evet. Biliyorum bende de benzer bir durum var. Şimdi şu soruyu sormak istiyorum size. Netanyahu biz uyardık çıkmadılar dedi. Doğrudan işte bir saldırmak gibi bir niyetimiz asla yok dedi. Savaştığımız yerde bir BM değil, UNIFIL değil dedi. Ama bir saldırı var ortada. En az 5 üye de yaralı. İsrail burada BM'yi hedef aldı diyebilir miyiz? Ya da neden BM'ye saldırıyor eğer öyleyse? Valla Dilek Hanım şimdi bir kere... Neden saldırdığını bilmiyorum çünkü neredeyse ölmüş bir uluslararası örgütten bahsediyoruz. Yani bunu söylerken abartmadan söylüyorum, kuruluş amacına göre ölmüş bir örgütten bahsediyoruz. Ha şunu da söyleyeyim, hani bizim bir Birleşmiş Milletler'e ihtiyacımız var mı? Gerçekten var. Ama bu yapıdaki bir Birleşmiş Milletler'e ihtiyacımız var mı? Yok. Şimdi bence hani bakıyorum sizin bizden önceki haberde de savaşın ayak sesleri mi? Bu savaş kelimesi o kadar rahat kullanılmaya başlandı maalesef. Ki ben aynı zamanda emekli bir subayım. Savaşın ne olduğunu en iyi askerler bilir. Savaş bir insanlığın başına gelebilecek en büyük felakettir. İşte bugün Gazze'de, Lübnan'da yaşadıklarımız bunun da küçük bir parçasıdır. Şimdi o yüzden fazla bir savaş düşünmeden ve şöyle bir modda var biliyorsunuz. Eğer bir sistem değişecekse bunun bir büyük savaşla değişecek gibi. Türkiye'de çünkü seyrediyorum bazı tartışma programlarında maalesef yani çok yetkin gördüğümüz insanlar da buna vurgu yapıyorlar. Bu doğrudur. Hatta ama, içine girildiğine dair yorumlar var. Ya o tabii soğuk savaş bittiğinden beri Hasan Hoca da bilir bu çok söylenen bir şeydir ama Dilek Hanım bu öyle değil. Bu modda kırılabilir. Bakın soğuk savaş döneminde her şey ya siyahtı ya beyazdı. Gri bir alan yoktu. İki tane hegemon güç vardı Amerika ve Sovyetler. İkisi anlaştıkları zaman her sorun çözülüyordu. Biz bu sorunlar çözülürken bunu Birleşmiş Milletler'in içinde yapıyorlardı ve biz bu sorunları Birleşmiş Milletler çözdü zannediyorduk. Halbuki iki tane hegemon güç anlaşıp bu sorunları çözüyordu. Bakın bazen biz belli akademisyenler soğuk savaş dönemine Birleşmiş Milletler sistemi olarak adlandırırlar. Yani Birleşmiş Milletlerce yönetilen bir sistem ama gerçeğin öyle olmadığı Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra ortaya çıktı. Şimdi soğuk savaşla beraber kırılma yalnızca komünist blokta da olmadı Dilek Hanım.
Batı bloğunda da büyük kırılmalar oldu. Yani Avrupa güvenlik mimarisi yumuşadı. NATO'ya ve tabii ki Amerika'ya bakış güvenlik açısından sorgulanmaya başlandı o bağımlılık. Amerika tek kutuplu sistemini yaratacağım derken bir anda çok merkezli bir yapıyla karşı karşıya kaldı. Bugün dünyada hegemon bir güçten bahsedemiyoruz. Öyle bir olunca siyasi, ekonomik, askeri merkezler ortaya çıktı. İşte demin haberinizde Çin'i verdiniz. Çin bir büyük ekonomik merkezdir. Ama o ekonomik merkez içerisinde askeri yapısı destekler bir vaziyette midir? Şu an hayır. Rusya askeri bir merkezdir. Brüksel siyasi bir merkezdir. Ama bu çok merkezli yapıda, bakın kutupluluktan bahsetmiyorum çünkü öyle bir durum yok ortada. Bu çok merkezli yapıda bölgesel örgütler ve bölgesel güçler çok daha fazla ön plana çıktı. Hı hı. Şimdi bazen soruyorlar Dilek Hanım, Türkiye neden bu kadar etkin oluyor dış politikada? İşte temel neden sistemin getirdiği bir neden. Şimdi Birleşmiş Milletler'den bahsediyoruz. İsrail Birleşmiş Milletler'in bulunduğu barış gücünün içine girmiş. Evet. Tıkı çıkmayan bir dünya var. Şimdi biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan 2014'te söyledi. Dünya 5'ten büyüktür diye. Şimdi son Washington'daki Birleşmiş Milletler zirvesinde Biden dedi ki değişimden yanayız Birleşmiş Milletler'den. Tabii Biden'ın hangi değişimden yana olduğunu bilmiyoruz. Hani orası şey. Ama şuraya bir şey söyleyeyim. Yani eğer Birleşmiş Milletler'de gerçekten yapısal bir değişiklik yapılacaksa Dilek Hanım, bunun merkezi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'dir. Hı hı. Güvenlik Konseyi'nde bir değişim yaratmadan istediğinizi yapın, sonuç alamazsınız. Peki. Ve buyurun. Bir dolu reform önerim var benim. Bu zor. Şimdi sürem kalmadığı için şuraya bir soru sorayım hemen size Ragıp Bey. Sonra Hasan Bey'e geçeceğim. Bu zor bir şey mi? Zor bir şey tabii ki. Yani sonuçta 5 tane ülke var. Hı hı. İşte Çin, Amerika, Rusya, İngiltere, Fransa. Şimdi bu 5 ülke kendi bu ellerine aldıkları gücü birileriyle paylaşmak isteyecekler mi? Hı hı. Ya da bu güvenlik konseyinin şekli değiştiği zaman işte işin içerisine Hindistan, Brezilya, Almanya, Japonya ve hatta Türkiye daim üyeler, yani veto hakkına sahip üyeler olarak düşün. Şimdi bunların örneğin Japonya, evet, Almanya gibi ülkelere Çin, Rusya nasıl bakacak? Peki. Anlatabiliyor muyum? Evet. Şimdi sürem kalmadığı için böyle hızlı ilerliyorum. Kusura bakmayın lütfen. Hasan Hocam siz nasıl yorumlarsınız? Yani Ragıp Bey'in söylediklerinden yola çıkarak şöyle bir soru sormak istiyorum. Kendi varlığını koruyamayan bir BM'nin sizce bu saatten sonra etkinliği tartışır hale geldi mi? Ve siz BM'deki o sorunu 5 ülkeyle mi tarif edersiniz? Şimdi en önemli sorunlardan biri Güvenlik Konseyi'nin yapısı. Hı hı. Şimdi doğrudan bu ülkelere örneğin Amerika'ya yönelik eleştiri getirmek istemeyenler Birleşmiş Milletler gibi genel bir kavramla genel bir kavram üzerinden tartışırlar. Bence Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yapısını tartışmaya açmanın hele Türkiye açısından hiçbir faydası da yok. Hı hı. Çünkü böyle bir şeyi değiştirmek mümkün değil. Şimdi diyelim ki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne 10 ülke daha aldınız ve bunlara da veto hakkı verdiniz. Bunlardan birinin Türkiye olması ihtimali 0.23'tür. Anlatabildim mi? Evet. İkincisi bu ülkelere diyelim ki Türkiye dışında 5 ülkeye daha veto hakkıyla Güvenlik Konseyi'ne girme hakkı verdiniz. Bu 5 ülke de yine kendi ulusal çıkarları ve etrafında işbirliği yaptıkları ülkelerin çıkarları doğrultusunda o veto hakkını kullanacaklardır. Dolayısıyla eğer bütün devletlerin veto hakkı olduğu bir Birleşmiş Milletler sistemi isterseniz bu defa hiçbir karar alınmaz. Bu böyle gider. Burada mesele şudur. Şimdi mesela bakın İsrail Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerinden birinin daimi koruması altında. Hı hı. Başka ülkeleri de başkaları korur. Mesela Kuzey Kore'den bahsediyordunuz. Kuzey Kore'ye karşı çok sert yaptırım içeren hele hele Birleşmiş Milletler Şartı'nın 7. bölümü çerçevesinde yaptırımlar içeren, güç kullanımı içeren bir kararı aldıramazsınız. Onu da Çin ve Rusya korur. Hı hı. Dolayısıyla burada marifet şudur.
bu beş ülkeden birkaçıyla ilişkileri iyi yürüterek ulusal çıkarlarınız doğrultusunda kullanmaktır. Evet. Devletler de genellikle böyle yapar. Bu beş ülkenin bir arada istedikleri, yani hemen hemen her konuda aralarında anlaşıp dünyanın gidişatı üzerinde ortak eylem planı yapabildikleri de hiç görülmemiştir zaten. Evet. Ama mesela diyelim ki şöyle şeyler var. Şimdi UNIFIL'e saldırıyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi çok daha sessiz, hı hı, ya da etkisiz. Ama yakın zamanlarda mesela Kıbrıs'ta çok daha insani gerekçelerle bizim insanımız, kardeşim ben buradan bir yol yapacağım, sen buna niye izin vermiyorsun diye müdahale etti. Ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi hemen Türkiye'yi kınayan bir karar aldı. Evet. Demek ki Türkiye'nin dış politikasında bu beş ülkeden en az birini daimi yanında tutabilme yeteneğini oluşturmaya yönelik bir zafiyet var. Peki. Yani normalde devletler bunu yaparlar. Peki. Çok çok teşekkür ediyorum. Sürem dolduğu için böyle kesmek durumunda kaldım. Sayın Ünal ve Sayın Karaca, çok çok sağ olun efendim katkılarınız için. Ne yapalım o zaman? Bir reklam diyelim. Dönüşte buradayız. Efendim ben Dilek Gül. Bir saat boyunca HT360'da dünyaya birlikte baktık. Ben artık gidiyorum, noktalıyorum. Benden sonra karşımızda akşam haberleriyle Semiha Şahin olacak. Hoşça kalın. Haber çıktı kalın.